İzlediğiniz bu videonun pdf dosyası engineeringtr.com'da. Arkadaşlar merhabalar. Bu video ile birlikte e, AC analiz kısmına bir giriş yapmaya çalışacağım. Fakat asıl detaylı çözümleri şimdilik e, bu sorularda çözmeyeceğim. Önümüzdeki e, birkaç belki videoda e, P modelin e, belli tipteki temel devre düzeneklerindeki en azından açılımlarını da vermek istiyorum. E, ama e, daha detaylı anlatımları büyük ihtimal e, T model dediğimiz kitabı referans kitabımızda e, takip ettiğimiz kısımda anlatacağım. O referans kitabımızda Robert Biles'ın kitabında e, fazla pi model üzerinde durmadığı için en azından kendi bildiğim kadarıyla olan bu pi kısmı e, bazı temel e, devreler düzeneklerinden atıyorum. Bu devrede common emitter yani input'un direkt base'den girip emitter'ın topraklı olduğu ve sadece buradaki bir C direncinin bir circuit'ımızda olduğu hali için veya buna benzer bir bir başka birkaç tane daha e, devrede de açılımını, elektrik açılımını nasıl yapılını gösterdikten sonra e, referans kitabımıza doğru bir dönüş yapacağız. E, buradaki e, P modelde de genellikle olarak e, kitap olarak belki Razavi kitabını kullanabiliriz. Ee, ama çok fazla dediğim gibi üzerinde ayrıntılı şekilde çok durmayacağım. Sadece sizin ihtiyacınız kadar olacak kısma e, bir e, AC analiz nasıl yapılır veya sumo sinyal analizi de denir buna. E, bunu nasıl yaparız onu bir göreceğiz. Şimdi e, burada common emitter devresi denir buna. E, burada nasıl AC analizini açarız onu göstereceğim. E, burada öncelikle buradaki kapasitörleri e, düz tel yapmamız lazım. Önceki sorularda DC analiz sorusu oldukça çok çözdük ve dikkat ederseniz o bölgelerde de bu kapasitörlerle işimiz yoktu. Onları open dediğimiz yani buradaki eee kapasitörün yani buradaki input sinyalinin devreye girmemesi için mantıken burayı açacaksın ki yani open yapacaksın ki burayla bir ilişkin olmayacak aynı şekilde. V out'un yani AC olarak sinüzoidal bir sinyal şeklindeki output'u işimiz olmadığı için de yine burayı da açacaksın ki hem buradan hem buradan kurtuluyorduk ve DC analizine bakıyorduk. Ee, ama bunlarda ise tam tersi. Ben bu kez artık input'u output'u görmek istiyorum, input'a karşılık gelen output'u görmek istiyorum. Ee, ha keza tabii ki asıl amaç nedir? Sonuçta siz bir input verirsiniz, bir output almak istersiniz. Ee, bu input'u verdikten sonra almak istediğiniz output değişebilir. Belki sadece verdiğim kadar input alayım fakat e, sinyalimin yönü değişsin atıyorum. Yani input böyleyken işte output böyle olsun. Yani biri pick yaptığında diğeri e, batımda olsun. Yani 180 derecelik bir faz farkı olsun. Faz değiştiren bir devre olabilir. Veya e, temel amaç genelde aslında verdiğiniz bir inputun e, artırılmış halini almak isteyebilirsiniz. işte V verdim, 2V aldım vesaire. E, veya atıyorum e, buradaki V'den ziyade belki V aynıdır. Yani yine V'yi bu aynı alırım, atıyorum böyle verdim, böyle aldım. Fakat akımı belki artırmışsınızdır. iyi bir olmuştur. E, i in olmuştur. 2 I in outputta out diyelim vesaire. Hani burada amacınız değişebilir. Ee, işte bununla göre de akım arttıran amplifier tipleri veya işte e, voltajı arttıran veya hem voltajı hem akımı arttırırsanız yani hem i'yi e hem v'yi arttırırsanız e i çarpı v power'dır. Power amplifier diye geçebilir. Ee, gibi gibi. Yani burada birçok amaç için kullanılabilir. Amaç ama genel olarak genelde bir input sinyalini outputta transistörler vasıtasıyla yükseltmek üzerine de kuruldur da diyebiliriz. Şimdi bundan sonra bu örneği detaylı anlatmayayım diyordum ama detaylı anlat yani az çok en azından temelin mantığını verelim ki ne yaptığımızın biraz farkında olalım diye de bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi bir de tabii ki DC kaynaklar. Artık şimdi AC'ye geçtik yani small sinyal analizine geçtiğimiz için de bunları topraklayacağız. Artık tamamen bunlarla ilgileneceğiz. Yani bir sinüzoidal sinyalin output'taki sinüzoidal etkisi gibi de düşünebiliriz bunu. Tabi illa sinüs olacak diye bir kayda yok. Başka türdeki sinyal tipleri de olabilir. Burada bunu şimdi hemen sağda görelim. Yani burada kapasitörü bakın düz tel haline getirdik. Buradaki kapasitörü de düz tel hale getirdik. VCC'mizi de toprakladık. Şimdi bundan sonra kısmı ben çizeceğim. Şimdi şu hale göre çizimi yapacağız. Bu hale göre çizimi şöyle yapacağız. P modelde. Buradaki V inimizi bir yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ben daha rahat çizebilecek hale bir getireyim şunu. Mesela şu halden devam edelim. Şimdi öncelikle burada bir V inim var. V ini şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle çiziyorum bakın. Şöyle bir V inim var. Bu kısmı topraklı. Şurayı çiziyorum. Daha sonrasında ise işte şuradan devam ediyorum. Burası B noktası aslında. Şu hat boyunca şurası B noktası. Bu B noktasını, BEC kısmını şu şekilde Klasik açılımımızda her zaman kullandığımız şöyle bir açılımı yaptım arkadaşlar. Şöyle de devam ettirdim. Şimdi şu kısım, şu nokta emitter kısmı, şu kısmı base kısmı arkadaşlar. Yani şu B kısmı şurası ama şuraya gelen fix bir... Ee, işte P modeldeki RP direncimiz var. Daha sonrasında ise şu kısım emitter olduğu için bu kez emitter'e bakıyorum. de topraklı olduğu için şuraya bir toprak çiziyorum. Daha sonrasında ise devam ediyorum. Yine fix olarak yazdığımız bir akımımız var arkadaşlar. Şöyle akım kaynağı çizdim buraya. Bu akım kaynağının ismi çeşitli şekillerde olabilir. Mesela beta IB. Şimdi artık AC analizi olduğumuz için bir de buradan base'den akacak bir akım olarak şöyle çizelim. IB akımı vardır denir. Artık kısmı o sinyal dediğimiz için de small small'ın small'ından olsa gerek küçük kullanıyoruz. Hani şeyle karışmasın diye asıl amacımız. DC'deki o, o I büyük IB ile karışmasın diye artık küçük böyle biraz daha küçük harfler kullanıyoruz. Daha sonrasında ise C kısmına geçiş yaptım aslında şu an. Hani şu an bu kez de üst tarafa geçtim. Yine üst tarafta da fix olan bir R0 direncimiz var. Bu R0'yu şimdi normalde e, bağlamamız lazım. Ama emiterimiz de burada topraklı olduğu için biraz daha net görebilmek için madem ikisi de toprağa bağlanıyor. Bu kez Burada şöyle ayrı çizebilirsin. Sonuçta şuraya bağlamamla şöyle ayrı çizmem. Arasında çok bir fark yok ama ayrı çizersek biraz sonra bize sorulan arin araut gibi işlemlerde bulmamız biraz daha kolaylaşacak. Daha sonrasında ise bu C kısmında hangi direncim vardı? C kısmından toprağa giden bir RC varmış. C kısmından şu şekilde toprağa giden şu toprak şu toprak C kısmından C kısmından toprağa giden toprağa giden bir RC varmış. Daha sonrasında ise C kısmından C kısmından alınan bir V out varmış. Şöyle yapalım hatta. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizmiş olduk. Daha sonrasında ise şöyle düşünebiliriz. Artık bana sorulan arin veya zetin de diyebiliriz. O zetin denmesinin mantığı şu. Bir indüktör vesaire bağlansa biliyorsunuz artık o empedans şeklinde ifade edileceği için. Aslında en genel ifadeyle ben genelde zetin demeyi tercih ediyorum. Şimdi bu kez şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şu taraftan baktığımız zaman. Şu taraftan baktığımız zaman veya şöyle çizelim. Şu taraftan baktığımız zaman göreceğimiz zetinimiz nedir diye baktığımda o ee, bölündüğü kısım şu emiter kısmı arkadaşlar. Şuraya kadar olan kısımdan bu tarafa baktığımız zaman gördüğümüz değer zetin değerimiz ki o da arin. Aynı şey. RP'yi görüyorum. Şimdi bu biraz sonra beta-ib'nin farklı isimlendirmeli olur. tabi şurada şunu da söylemeyi unuttum. Yine burada ııı ee, VP olarak alıyoruz şu kısmı da. Bu VP başka e, kitaplarda B, e, Base ile Emitter arasında olduğu için biraz sonra onları da yazacağım. Hangi şeyler şeklinde görebilirsiniz diye. VP VBE olarak da görebilirsiniz. Yani Base ile Emitter arasındaki volt. Ama ben VP diyorum buna. Beta IB'yi de GM VP olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da yani hepsinin ne olarak görebileceğinizi de biraz sonra yazacağım. Şimdi öncelikle Z'ini buradan bu şekilde sadece burada bir R, RP direnci, RP direncimiz var. Aynı şekilde Z out'umuzu yazalım. Ara out olarak da geçebilir. Şimdi bu taraftan baktığımızda da şu tarafa doğru baktığımızda da arkadaşlar Hangi dirençleri görüyorsunuz? Baktığınız zaman yine şu bölgeye kadar baktığınız zaman RC ve R0'nun paralel olduğunu görebiliyorsunuzdur rahat bir şekilde bence. Ve do dolayısıyla başka da herhangi bir direnç olmadığı için R0 paralel RC alabilirsiniz. Bazı sorularda bu R0 çok çok büyük olursa direktman RC'ye eşit alabilirsiniz. Özellikle bu emitter kısmına bağlanan herhangi bir direnç veya herhangi bir başka bir BJT veya başka bir transistör bağlantısı yapıldığı zaman işlemler karışmasın diye R0'yu genellikle en az 10 tane RC'den büyükse R0'a ihmal edilebilir. Bunun mantığı da şu atıyorum 6 ile 3'ün paralelli olduğu bir dirençte bunun eşdeğer direnci 2'dir arkadaşlar. Ama bu R0 olsun mesela bu çok çok büyük olursa atıyorum 6000, 6000'e 3 olursa bu kez küçük olan dirence doğru yaklaşmaya başlar. Yani 2.99 dersiniz ki yaklaşık eşit RC'dir. O zaman burada R0'nun yani büyük direncin bir önemi kalmaz. Dolayısıyla e, ee, arz ihmal etmek mantıklı olabilir onu da söyleyelim. Ee, ama şimdilik biz bu devrede gördüğümüz haliyle ve emitter toprağa bağlı olduğu için ve bu şekilde ayrı çizebildiğim için herhangi bir sıkıntı yok bu şekilde yazmamda. Daha sonrasında ise bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi ki biraz önce şurada size şöyle şu şekilde anlatmıştım yani benim için önemli olan sinyalin büyümesi olabilir. İşte aslında onun mantığı da şuradan geliyor. Ne kadarlık bir voltaj kazancımız var. Bunun da ifadesi AV şeklinde gösterilir ki Vout bölü Vin demektir. E şimdi yavaş yavaş Vin ve Vout'u bulursak en son zaten ikisini birbirine oranlarsam da ben AV dediğimiz voltaj kazancını bulabilirim diyorum ama öncesinde isterseniz Vin'i yazalım. Aslında çok kompleks bir şey değil. Bakın burada V in dediğimiz şey şu. Yani V in'in in şu benim değişkenler ekledik ya buraya sonuçta. Bu değişkenler cinsinden nasıl yazabilirsiniz? Soru aslında bu. Ben V in'i şurada baktığım zaman V eşit olduğunu görüyorum. Veya RP çarpı IB olarak da yazabilirim. Bunlardan işime gelen hangisini işime hangisi gelirse kullanırım arkadaşlar. Daha sonrasında ise şuradan bir V out yazalım vout dediğimiz şey şu vo ile aynı. İsterseniz onu da vo şeklinde yazalım ki kafamız karışmasın. Vo dediğimiz şeye de baktığınız zaman arkadaşlar buranın voltajı var. Buradan buranın voltajı. Şurada tek bir direnç olsaydı yani R0 paralel RC değil midir o tek dediğimiz direnç? Bu tek direncin üzerinden de akan akımı bulursam ki o da bakın bu akım aşağı doğru beta IB ise bu tarafa doğru akarsak eksi beta IB'dir. Bu eksi beta IB'nin r paralel Rc'den akan eşdeğer direncin çarpımı otomatikmen Vout'a verecektir. Bunu görebiliyorsunuzdur umarım. Bakın bu akım kaynağındaki akım değeri olan beta IB'yi bu tarafa doğru gönderin. r paralel Rc üzerinden akarsa otomatikmen Vout'a eşittir. Dolayısıyla eksi beta IB'ye çarpı Yani akım çarpı direncimiz olan eşdeğer direncimiz R0 paralel Rc'dir. Daha sonrasında ise buradan bana sorulan Vout bölü Vin yani Av'yi bulmaya çalışalım. Av için şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Vout bölü yani ne kadarlık ee, input'a karşılık ne kadarlık output aldım bu oran. Yani kaç kat kat artırdım ee, voltajı bunu soruyor bana. Buradan V out'u yazdım. V um ne arkadaşlar? Eksi beta I B R0 paralel RC bölü V in. V in'i Vp şeklinde de yazabiliriz. Rp çarpı IB şeklinde yazabiliriz. IB'lerin birbirlerini götürmesi için ben rp ib olanı yazdım. Daha sonrasında ise şuradaki İB'leri sadeleştirdim arkadaşlar. Ve buradan av'yi eksi arzulo paralel rc bölü rp olarak buldum. Şimdi ben burada Farklı türde de bulabilirdim. Öncelikle şunu şunun bilgisini vermek lazım. Eğer ki DC analizden gelmeniz istenirse VT bölü atıyorum bir RE değerimiz var arkadaşlar. Bu RE değerimiz genelde 26 milivolt verilen VT voltajı, thermal voltage bölü IE'den gelir. Bu IE normal DC analizdeki IE. Yani DC analizi de aslında bu RE'yi bulmak için yapıyoruz. Ki biz bunu yine kitap referans kitabımıza geri döndüğümüzde yapacağız. Burada daha sonra bu RP ile RE'nin ilişkisi var. Bu da genelde RP beta artı 1 RE'dir. Ama genelde yaklaşık eşit kabul ediliyor. Yani beta artı 1 yerine hep yaklaşık eşit. beta eşit. Bir de bir başka bilmemiz gereken şey de e, gm dediğimiz bir değer var. Bu da 1 bölü r eşit. Bu arada burada beta'yı unuttuk arkadaşlar. Yazmayı şuraya yazalım. E, daha sonrasında ise bu RP'yi yani gain'imizi farklı türlü de ifade edebiliriz. Yani atıyorum buradaki RP yerine beta RE ye yazacak olursak yani atıyorum eksi beta r0 paralel r0 paralel rc bölü rp rp yerine beta re yazdığımı düşünün. Daha sonrasında ise şu betalar gittiği zaman arkadaşlar buradan gainimizi rc bölü re olarak da bulabiliriz. Şimdi bu yine bunu bu kez gm'li de yazabilirsiniz tabii ki doğal olarak. Yani son kez bu kez av'yi şöyle de yazabiliriz. Yani hepsi doğrudur yazılım olarak. Dikkat edin burada R ile GM'in arasındaki ilişki 1 bölülülük. Yani burada RE yerine 1 e, bölü GM yazarsam RE çünkü 1 bölü GM eşit veya GM 1 bölü RE eşit. Otomatikman şunu görebiliyorsunuzdur. Eksi GM R0 paralel yani R0 paralel RC. R0 ihmal edilmişse eksi GM RC'ye de eşit çıkabilir. Bir de son olarak şunu vermek istiyorum. Yani e, ee, ve ini bulduk veya out'u bulduk. Yani sorulanların hepsini bulduk arkadaşlar bu arada. Bir de son olarak şuradaki beta IB'nin e, ee, GM VP'ye eşit olduğunu da yani şurada şunu şöyle de görebilirsiniz. Onu da belirtelim. Bu GM VP'ye eşittir. Eşit mi acaba ona bir bakalım isterseniz. Veya bunu şöyle de görebilirsiniz dediğim gibi. VP, VP'yi VBE olarak da görebilirsiniz. Burada da GM, VBE olarak da görebilirsiniz. Şu E'yi düzgün yazalım. İçime sinmedi. Son olarak ne dedim? Beta IB acaba GMVP eşit mi? Bir de onun ispatını kısaca hemen yapalım. Şuradaki verdiğimiz eşitliklerden yararlanarak. Beta IB eşit mi acaba? Beta IB eşit mi acaba? GMVP diyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Beta IB'den GMVP elde etmeye çalışalım yavaş yavaş. Şurada yazdığımız eşitliklerden e, mesela ne yazabiliriz? Beta gördüğüm yere RP bölü RE yazabilirim yaklaşık eşit olarak. Şurada beta yerine RP bölü RE yazabilirim. IB yerine de şuradan baktığınız zaman arkadaşlar IB yerine de VP bölü RP yazabilirim değil mi? Sonuçta buradan voltajı belli, direnci belli ve akımı belli. Dolayısıyla buradan akan akım ve P bölü RP'dir. O zaman İB gördüğüm yere de V P bölü RP yazıyorum. Şuradaki sadeleşmeleri yaptığım zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? VP bölü RE geliyor. Daha sonrasında ise i de 1 bölü gm eşit olduğu için vp bölü 1 bölü gm re 1 bölü gm eşit o zaman gm vp eşit çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beta i ben ne buldum en son? Buradan başladım. Buraya gittim. Ve daha sonrasında ise eşit mi diye baktığım gmvp, GMVP eşit çıktı. Bu şekilde bu eşitlikleri de birbiriyle olan ilişkilerinde bir nevi yazmış olduk. Buradaki common emitter için olan örneğimizde AC analizi yani small sinyal analizini nasıl yaparız? bundan p model için nasıl yaparız ve kısaca dememin sebebi böyle kısa kısa hani herhangi bir e, direnç değeri vererek yapmak istemedim sadece olayın nasıl açıldığını görün diye bu şekilde yapmak istedim e, dediğim gibi e, burada e, DC analizde ne zaman ihtiyaç duyacağız IE'nin e ihtiyaç duyulduğu ki bu genelde 26 milivolt olarak veriliyor Genelde başka türlü de verilebilir. I, I, E'yi de da normal daha önceki sorularda yaptığımız gibi dizaynınız yaparak buluyoruz arkadaşlar. P model bu şekilde. Ama mesela şurada bulduğumuz şu cevapta zaten mesela R, I model yani T modelde de bunu bulacaktık büyük ihtimal. Bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Başka bir örnekte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.